Allah acı çekenin daima yanındadır. Hakikat her şeyin özü ve Allah'a göre doğru olanıdır. Gerçek ise bize göre doğru olanıdır. Her kalp kırış Kabe'yi yıkmak gibi bir şeydir. Hocam buyururlardı ki aleme cellat lazımsa belki lazımdır ama sen olma. Hakiki adalet budur. Her işte bir hayır olduğunu idrak etmek. Bugün yine insanoğlu var olduğundan bu yana üzerine çok kafa yorulan bir kavramı, iyilik kötülük kavramını konuşacağız. Cemal Nur Sargut ve Kerim Güç'le konuşacağız. Merhabalar yine. Merhabalar efendim. Hep bahsederiz her şey zıttıyla var olur diye. Evet, çok şükür. Şüphesiz iyilik ve kötülük kavramları evet. Da öyle. Ben bunu çok günlük hayat pratikleri üzerinden size sormak isterim. Çok basit bir anlaşmazlık, bir iş anlaşmazlığı olabilir örneğin. Adalete taşınıyor ve bir dava sürecinde bir karar veriliyor. Bu karar biri için iyi, biri için kötü. Evet. Şimdi bunu yorumlamak gerçekten çok incelik isteyen bir şey. İyiyi nasıl yorumlamak lazım, kötüyü nasıl yorumlamak lazım? İyi ve kötü birbirinin derecesidir. Ve gerçekle hakikat farklı şeylerdir. Hı hı. Şimdi mesela buradan baktığında bir insanı daha küçük görürsün. Yukarıdan baktığında çok küçük görürsün. Bu gerçektir. Çünkü buranın bakışı o kadar gösterir. Hakikatte o insan koca bir insandır. Hakikat her şeyin özü ve Allah'a göre doğru olanıdır. Gerçek ise bize göre doğru olanıdır. Şimdi senin evlatların var. İki tane güzel evladın var. Bir tanesi gelse diğerini çekiştirse. Sen gidip diğerini döver misin? Hayır. Ne yaparsın? İkisini karşısına alırsın. Aralarını düzeltecek şekilde, yani toplumun arasını düzeltecek şekilde adil bir karar alırsın. Değil mi? Tabii. Ama o çocuğa göre o adil değildir. Tabii. Çünkü annem beni korumadı der. Beni sevmiyor. Sevmiyor ben der. Öyle diyor. Evet. İşte Allah'ın takdiri böyledir. Mevlana Hazretleri bunu anlatırken şöyle anlatıyor. Bir padişah düşün diyor. Vazifesi nedir? Ülkesini korumak ve yanlışları düzeltmek. Katili, hırsızı cezalandıracak. Çünkü görevi o. Ve bunu hayır için yapacak. Ve bunun neticesi padişah açısından çok büyük iyiliktir diyor. Fakat katil ve hırsız açısından çok acı bir kötülüktür diyor. Doğru. Öyle değil mi? İşte Allah'ın dünya düzenini koruması böyledir. O topluma göre karar verir. Senin arzu ve nefsani isteklerine göre değil. Halbuki sen arzu ve isteklerin olmayınca Allah ne kadar adil değil diye biliyor, haşa diyebiliyorsun. Bu yüzden de çok sevdiğim bir İngiliz Müslüman olmuş yazar vardı. Biz derdi etik değiliz, ahlak ehliyiz. Ne fark var dediklerinde, etik ülkenin anane gelenek ve kanunlarına göre hareket etmek, ahlak ise peygamberin ahlakına uygun hareket etmektir. Müslümanlar için adalet peygamberin ahlakına uygun hareket etmektir. Bunun en güzel yanı nefsinle mücadele etmektir. Yani nefsine ters gelen şeyi yaparsan Allah'ın varlığına uygun olan şeyi yapmış olursun. Mesela birisinden nefret ediyorsun. Allah korusun. Ve onundan intikam almaya kalkıyorsun. Birisi bugün bana geldi ve dedi ki şu bana kötü davranıyordu, ben de ona kötü davranacağım. Negatif davranacağım. Ama siz dua edin, iki gün sonra da göz ameliyatı olacağım. Ben de dedim ki bu sen kötü davranabilirsin tabii, senin hakkın. Ama göz ameliyatında da Allah beni düzeltme demek gibi bir şey dedim. Yani sen Allah'ın kulunun şaki de olsa kalbini kırma özelliğine sahip değilsin. Her hakkına kalp kırış Kabe'yi yıkmak gibi bir şeydir. Hocam buyururlardı ki aleme cellat lazımsa belki lazımdır ama sen olma. İşte mesele burada. Yani biz, benim Sami annemden öğrendiğim, mücadeleni
yanlışlarla ver, kişilerle değil. Evet, siz bunu kişilerin cezasını Allah verir, sen veremezsin. Mücadeleni yanlışlarla ver, Hazreti Hüseyin gibi. Ama kişilere düşman olma. Çünkü onun da vazifeli olduğunu bil. Şeytanın vazifeli oluşu gibi. Ve ondan dolayı senin imtihanda başarılı olduğunu bil. Ve Mevlana diyor ki, dostuna dua etme, düşmanına dua et. Onun sayesinde ne güzel olduğunu ortaya çıkıyor diyor. Hak adalet nedir? Mesnevi'de şöyle bir hikayeyle anlatmış Hazreti Mevlana. Bir adam devamlı dua edermiş. Hiç karşılıksız bana bir lütuf yolla diye. Ben ama hiç yorulmayayım, sen bana bir güzellik yol. Saçmalama demişler. Allah gayrete aşık. Gayretsiz lütuf gelmez. Bir gün ama bu duaya devam ediyor. Bir gün eve bir inek giriyor. Böyle kalın sallaya sallaya giriyor. Gördünüz mü diyor. Bak benim çabuğum olmadan, bakmadan, etmeden bir inek geldi. Bir güzel kesiyor, yani. Yiyorlar bütün aile. Ertesi günde sahibi geliyor. Şimdi burada haklı kim? Sahibi değil mi? Diyor ki ineğin parasını öde, ben senelerdir ona masraf ediyorum, yetiştirdim. Hazreti Süleyman'a gidiyorlar. Hazreti Süleyman diyor ki bu gece bir istihareye yatayım. Ve ertesi gün ineğin sahibine diyor ki çekil git, sakın hesap sorma. Olur mu diyor ineğin sahibi haklı olarak. Ne demek diyor, ben yetiştirdim, ben büyüttüm, ben para ver. Hesabı isterim paramı diyor. Yapma diyor Hazreti Süleyman. Hayır, vazgeçmem diyor. O halde peki diyor, yürü diyor. Bir yere götürüyor Hazreti Süleyman. Orayı gömüyor, açıyorlar. Bu ineğin sahibinin babası, bu ineği yiyen adamın babasını öldürmüş. Oraya gömmüş. Mevlana Hazretleri anlatıyor. Eğer ineği helal etse, babası da sülalede o suçtan kurtulacak. Şimdi burada hak adalet nerede? Bizim gördüğümüz gibi değil. Hiçbir şey. Fakat sonunda Allah'ın istediği gibi olacak. Onun için her hakkın sahibi Allah'tır. Zulüm bir şeyi yerli yerine koymamaktır. Sen bir şeyin sahibi değilsin ki sana zulmedilmiş olsun. Allah her şeyin sahibi. O halde bu dünyada her şey hakikat, bak gerçektir demiyorum. Hakikat ve doğrudur. Mesela senle konuşuyorduk Kerbela Vakkası'nı. Hazreti Hüseyin'in acıları çekmemiştir. Allah onunla beraber olup o acıyı yüklenmiştir. Ama orada çok büyük bir imtihan vardır ki Yezid'in ne kadar kötü olduğu ortaya çıksın ve Hazreti Hüseyin'in ne kadar haklı olduğu, yanlışla mücadele etmek ne kadar önemli olduğu ortaya çıksın. Ama Yezid'i lanetlemedi ki Hüseyin. Yanlışla mücadele etti. İşte bunu çok iyi anlamak lazım. Olgun insanlar ki biz onlara tasavvufta bir ilmel yakin, aynel yakin ve hakkel yakin diye üç seviyeden bahsedilmiş. İşte ilmel yakin genelde okudukları üzerinden, çalıştıkları üzerinden algıladıkları ve ona göre bir adalet anlayışının oluşması. Aynel yakin artık görme duyuları açılmış ama bizim anladığımız görme değil tabii. Eşyanın hakikatini görme yavaş yavaş başlamış olan insanlarda artık bir aynel yakin, yani görerek bilgi elde etme durumu söz konusu. Bir de hakkel yakin, gerçekte o işin eşyanın hakikatini görmüş olan insanlarda. Ben buraya işte özellikle Hallacı Mansur hikayesinden baktığımız zaman, mesela Hallacı Mansur Enel Hak dediği zaman özel bir deyim kullanıyor orada. Ben hak oldum ama mana olarak işte onu tam olarak algılayamıyorlar insanlar ve onu öldürmeye gidiyorlar. Fakat o öldürülürken dahi insanlara diyor ki beni öldürmelerinin sebebi aslında benim sana karşı, yani Allah'a karşı yanlış bir hareket yaptım. Dolayısıyla onlar da kendi bakımlarından haklılar. Yani onlara eziyet etme, onları cezalandırma. Çünkü onların yapmış olduğu şeyler de haklı. İşte hakkel yakin boyutunu kazanmış olan insanlar hem ilmel yakini hem de aynel yakindeki pozisyondaki insanları görebiliyorlar. Hani işte Nasrettin Hoca'nın o hikayesinde olduğu gibi davalı, davacı, hı hı hı. O da haklı, o da haklı, karısına dönüyor, sen de haklısın dediği nokta. O en yüksek seviyede Allah'ın
bakış açısından olayı seyredebilme durumuyla. Çok basit bir örnekle anlatayım. Ben İlmel Yakin'i mesela Amerika'ya giden bir insana bilgi verecek bir insan için düşünelim. İlmel Yakin Amerika'yı daha evvelden kitaplardan okumuş, filmlerden seyretmiş bir insan. Ve bununla ilgili bilgi alıyor benden. Aynel Yakin Amerika'nın üstüne gitmiş, yukarıdan helikopterle seyretmiş bir insan. Bir de Hakkel Yakin var. Amerika'da 15-20 sene, 30 sene yaşamış, artık orayı özümsemiş bir insan. Şimdi ilk sorduğum zaman, İlmel Yakin bir insana sorduğum zaman, işte Amerika'da nereleri göreyim falan dediğim zaman, şöyle deme ihtimali var. Eğer Amerika'yı 2000'den evvel bir kitaptan okumuş bir insansa, New York'a gittiğin zaman muhakkak İkiz Kuleleri'ne git. İkiz Kuleleri gör. Oralar yani New York'ta görülecek ilk yer orasıdır diyebilir. Çünkü 2000 yılından evvel okumuşsa ve İkiz Kuleleri'nin yıkıldığını bilmiyorsa, o zaman o İlmel Yakin'dir. Ama Aynel Yakin veya Hakkel Yakin olan insan der ki, evet bu çocuğun onu şey yapmaması normal. Çünkü bilgi seviyesi oraya kadar. O bilgi seviyesini almış. O zaman ona da hak verir. Der ki onun söylediği de doğru ama bir yere kadar, doğru. Biliyor. O kadar biliyor. Mesela Kerim'in yaşadığı bir olay var. Yeni. Ve o olaydan sonra Kerim biraz üzüldü. Fakat sonra onu çok olgun karşıladı. Geçti gitti. Geçen gün biri geldi. Oturdu bir saat Kerim'in yaşadığı olay için Kerim'e ağladı. Şimdi o ona acıyor. Ama o onu çok kolay karşıladı. Çünkü yanında Allah vardı. Allah acı çekenin daima yanındadır. Eğer acı çeken kendine acı çektirenden nefret etmiyorsa onu hisseder. Sen her şeyde Allah'ı görürsen kimseye üzülmemeyi öğreniyorsun. Ama kimseye üzülmemek tam sıkıntı anında ona destek olmamak demek değil. Ya da çok iyi olmuş demek, değil. Ama oturup ağlamak da demek değil. Onu rahatlatmak, huzura kavuşmak demek. Yani onun için Allah bütün sıkıntı çekenlerin yanındadır. Aslında bunu bilmek hocam, lazım. Bu söylediğiniz gerçekten benim yorumlarda da gözlemlediğim kadarıyla en tartışmalı mevzulardan bir tanesi. Çünkü siz bunu her söylediğinizde görüyorum, yorumlarda insanlar aşağı yukarı benzer toplumsal sorunları dile getirip tamam biz buna üzülmeyelim mi? Kadın cinayeti var, çocuk istismarı var, biz bunlara üzülmeyelim mi? Biz bunları cezalandırmayalım mı? Aslında burada bence bir çok net bir mesajın bence altını çizmek gerekiyor. Üzülmeyelim, cezalandıralım. O ikisi çok farklı şeyler. Yani bunların olmaması için mücadele etmek kanunlarla, devlete fikir vererek, dernekler olarak kanunlar önererek, kadın haklarını korumak için büyük mücadele vererek. Oturup üzülürsek ne olacak? Şimdi onu söyleyecektim. Bir yandan da böyle yarayacak? Bir pasif merhamet yorgunluğu var. Böyleyiz. Ona da üzülelim, buna da üzülelim, şuna da üzülelim ama bir yandan da hiçbir şey yapmayalım. Evet. Yani özellikle klavye başında bu çok... Evet. Sık oluyor maalesef. Bir kere birisine sormuştum ne konuştunuz diye. 3 kere devleti kurtardık dedi. Yani devamlı biz kurtarma derdindeyiz. Ama kimsenin kimseden haberi yok. Çünkü aktif çalışma yok. Hep pasif. Böyle bir şey olamaz. Yani her an hizmette olacağız. Sinan Canan öyle dedi. Yaşlılıkta beyin küçülür. İki şekilde beyin muhafaza edilir. Ya hizmet vererek yahut hareket ederek. Hep aktif olacağız. Çünkü hareket yaşam demek. Evet. Bak tavaf yaşam demek. Durup Kabe'ye bakmak da sevaptır ama tavaf ettiğin zaman diriliyorsun. Hay ismi tavafta ortaya çıkıyor. Onun için hep hareket halin. Hep hizmet edeceğiz. Ben nasıl korumayı alırım? Nasıl faydam olabilir? Nasıl bir kişiyi kurtarabilirim? Yahut bir kanun için nasıl bir mücadele verebilirim? Hayır, yahut birine sinirlenip aleyhinde konuşursak o kişinin haberi bile olmuyor. Ona hiçbir zarar yok. Ben bütün gün negatif konuştuğum için ben acı çekiyorum. Evet. Hastalanıyorum. Kaç kişiyi gördüm böyle siyaset ya da kötülükleri konuşa konuşa hasta olduğunu. Günah kendimize günah. Yani. Hazreti Ali'nin o hikayesindeki o şeye çok benzetiyorum. Kendisine işte bir savaş sırasında, bir cihat sırasında bir
kişiyle savaşırken kendisine tükürülmesi sonucunda savaşı bırakıyor veya o kişiyle savaşmayı bırakıyor, başka bir kişiye dönüyor. Çünkü iki mücadele arasındaki temel fark birinin nefs üzerinden yapılması, birinin de gerçek manada yapılması. Nefisle mücadele edelim derken kendini bir an içerisinde nefsin tam da istediği noktada buluyorsun. Evet. Çünkü kendi şahsına, şu egona yapılmış bir işte şey var, müdahale var, bir tecavüz var. Oradan dolayı bu sefer daha da artıyor içindeki o nefret. Zaten tam da nefsin istediği şey bu. Seni o noktaya doğru taşımak. İnsan hep bunu söylemeli bence. Bir olayla karşılaştığı zaman ben buna karşıyım. Neden karşıyım? Çünkü nefret beni besledi böyle. Ondan dolayı mı karşıyım? Yoksa toplum için gerçekten bir sıkıntı oluşturuyor. Eğer ikinci şekilde karşıysan, çünkü ona bir aksiyon alabilme ihtimalin var. Öbür türlü sadece ve sadece kendini yiyorsun. Çok sevdiğim insan devamlı bana birinden nefretinden bahsediyor. O kişinin ondan hiçbir haberi yok. Neyse bir gün gitmiş tesadüfi, şey tesadüf yok ya, her şey bir program dahilinde. O da meşhur biri, nefret ettiği kişi. Hiç tanışmıyorlardı, onun da haberi bile yok yani nefretten. Bir şey haritası çıkarmış, doğum haritası. Şimdi doğum haritası çıkaran astrolog buna demiş ki, şimdi sana şöyle izah edeyim demiş. Kime benziyor doğum haritan biliyor musun demiş. Aynı nefret ettiğin kişi var ya demiş. Tabii o nefret ettiğin demiyor, bilmiyor. Bilmiyor. Şu kişi var ya meşhur, aynısını düşün ona benziyor. Demek ki biz kendimizden nefret ediyoruz. Kendi kötü huylarımızdan nefret ediyoruz. Onun için kişilere düşman olmayalım. Kişilerin vazifeleri var. O da bir vazife üzere geliyor diyelim. Ve biz hadiselerle meşgul olalım. Nasıl güzelleştiririz? Bu dünyayı daha rahata nasıl kavuştururuz? Daha yaşanır nasıl kılarız diye düşünmek lazım. Tabii ama burada karar vericilerin özellikle iş hayatında, devlet hayatında, günlük hayatta adil olması çok önemli. Ben orada tabii Hazreti Ömer'in hep adaleti konuşulur. Onu bir sormak isterim size. Şimdi bak, çok sevdiğim bir hikaye var. Hazreti Ömer gece kılık değiştirip evlere yardıma gidermiş. Kim olduğu belli olmasın diye. Adillikte artık son. Bir yaşlı hanıma gitmiş. Yaşlı hanıma demiş ki, bir ihtiyacın var mı? Ay demiş, Allah o Ömer'i başımızdan alsın demiş. Onun kadar adil olmayan, ahlaksız bir adam görmedim demiş. Bak bakış açısı kızım. Bir şeyde eksiklik görünce hemen o kişiyi suçlamaya başlıyoruz. Şeye gitmiştik, Adapazarı'na depremden sonra. Nasıl dağıtıyoruz? Her hafta sonu gidiyoruz. Bir gün bir baktım, birisi dağıtan çocuklarımdan birine Allah belanı versin dedi. Bir günde dedi istediğim bir şey getiremediniz dedi. Kızcağız ne diyecek diye bakıyorum, derviş ya. Şöyle dedim, çok da şekerdir. Ya Allah benim belamı verirse haftaya sana kim yiyecek getirecek dedi. Sarıldı kadın. Yani baktığımız gibi görmek değil, bakıyoruz sadece. Görmüyoruz, hakikati bilemiyoruz. Onun için gerçek adalet peygamberin ahlakını yaşamak ve yaşatmaktır. Bunun da en güzel yolu nefsin için hareket etmemektir. Gerçek adaletin Allah'ın istediği gibi hareket olduğunu, ahlak-ı Muhammedi olduğunu ve nefsin isteğine göre hareket etmektir. Şimdi birisinden bir nefret etmeye başladın mı kaç oradan hemen. Gayet basit. Çocuklarına da nefret öğretme. Sevmek öğret. Evet. Hiç unutmuyorum, Kerimleri şurada futbol oynuyor diye bir çocuklar dövmüşlerdi. Geldiler şikayet etmeye grup halinde. Teyze, anne gelin siz de onu dövün dediler. Biz gittik çocukları sevdik. Bir kızdılar bize, bir kızdılar. Halbuki o kendi kendilerine insanlarla doğru geçinmeyi öğrenecekler. Evet. Önce dayak yiyecekler, sonra bunların hepsi olacak. Çocuklarımıza bu sıkıntıları yaşatalım, korkmayalım. Onun için kendimizi düzeltelim, nefreti bırakalım, güzel bakmayı öğrenelim. Her işte bir hayır olduğunu idrak edelim. Hakiki adalet budur. Her işte bir hayır olduğunu idrak etmek. Bir sahabe, Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra bir ziyafet veriyor. Muazzam bir örtü örtüyor. Örtü çok şık,
çok kaliteli bir örtü. Herkes yemek yiyor, yemek döküyorlar örtüye. Ondan sonra kirlendi, ben bunu atıyorum şeye diyor. Fırına atıyor örtüyü. Ne yapıyorsun diyorlar, bu kadar kıymetli. Çıkarıyor 5 dakika sonra pırıl pırıl tertemiz. Hiç yanmamış, bir de temizlenmiş. Niye bunu böyle yaptın diyorlar. Bu örtünün üstünde peygamber yemek yemişti diyor. Sonra örtüyü öptü, başına koydu. Peygamberin öptüğü yer yanmaz diyor. Hazreti Hüseyin hep boynundan öpermiş. Hazreti Hasan da dudağından öpermiş. Biri zehirleniyor, öbürü boynu kesilerek öldürülüyor. Düşünebiliyor musun? Yanar mı? Ya da acı çeker. Ya da acı çeker. Mesnevi'den bir hikaye bu.